Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu Medine'deki devlette bugünkü anlamda vatandaşlık kavramı yoktu. Böyle bir vatandaşlık hakları, hukuku bugünkü anlamda da yoktu. Medine'nin kendisine mahsus bir stil oluşmuştu. Çünkü Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yerleştiğinde Medine'de Müslümanlar vardı. Kabileler çapında Yahudiler vardı. Ortada dolaşan münafıklar vardı ve müşrikler vardı. Müslümanlar, Yahudiler, münafıklar ve müşrikler. Dört gruptan oluşuyordu Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret edince Medine'ye bir meşhur Medine sözleşmesi imzalandı. Bütün bu gruplar arasında Medine sözleşmesi adı verilen bir sözleşme oldu. Bu farklı parçalarına dağılmış şekilde ana hadis kitaplarımızda var. Bir bütün olarak da yani ortaya çıkarılabilecek çapta şu anda incelenmiş ve yazılmış durumdadır. İlk vatandaşlık statüsü bu anlaşma üzerinden yürüyordu. Hendek muharebesi zamanında Yahudiler bu anlaşmaya hıyanet edip bozunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları Medine'nin dışına attı. Yani sürüldüler. Sürülünce geriye Yahudi kabilelerinin olmadığı bir Medine kaldı. O Medine'de de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların ağırlığı ile yaşanan bir yapısı oluşmuş oldu. Bu sözleşme yapıldığında sözleşmeye göre Müslümanlar, münafıklar, Yahudiler ve müşrikler tamamı bu sözleşmenin koyduğu kurallar altında yaşıyorlardı. Üç temel prensip oluşturuyordu bu sözleşme. Bir, Medine içinde ciddi bir iç güvenlik, dışarı karşı da koruma sağlayacaktı. Yani Medine'nin içinde birbirimizle beraberiz, bir saldırıma olmayacak. Dışarıdan Medine'ye saldırılırsa da Medine'yi topluca müdafaa edeceğiz. Hendek Harbi esnasında Yahudiler buna aykırı davrandığı için vatana hıyanet suçundan cezalandırıldılar, öldürüldü veya sürüldüler. İkincisi de görevlerimiz var. Bu görevler belli olacak. Üçüncüsü de herkesin hakları sabit olacak. Yani güven, görev ve hak. Bu üç şey Medine anlaşmasıyla beraber sağlanmış oluyordu. Bu ortamda her Müslüman ciddi bir şekilde vatandaştı zaten. Ama diğerleri de vatandaştılar. Burada İslam devleti ve vatandaşlık konusu üzerinde küçük bir not düşülebilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye mümin olmuş her insan yeryüzünün her yerinde Müslüman olarak adlandırılmış, sınırları çizilmiş coğrafyada yaşar. Medine'nin mantığı budur. Bugünkü anlamda Suudi Arabistan, İran, Irak hem İslam diyorlar hem de pasaportla sadece o coğrafyada doğanlara veya vatandaş kabul edilenlere hak tanınıyor mantığı Medine'de yoktur. Daha sonra özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir şekilde yerleşmiş bir mantıktır bu. Yani Müslüman herhangi bir ülkede o ülkeyle etnik veya
başka bir hukuki bağ kurabildiği sürece yaşayabiliyor. Daha başka bir ifadeyle Müslüman ülkede La ilahe illallah Muhammedur Resulullah pasaport olma, vize olma gücünü şu anda gösteremiyor. Bu ne kadar kabul edilebilir bir şeydir? Ona girmek istemiyoruz şu anda. Bu kabul edilemez ama mevcut siyasi şartlarda, bu konjektürel yapıda başka türlüsünü de şimdilik tasavvur edemiyoruz. Çünkü Müslümanlık konusunda iddialarımızla eylemlerimiz arasında ciddi farklar var. Yani Medine çok farklı bir ortamdı. Hicret edip gelenler vize almadan sadece Müslüman olduklarını söyleyerek geliyorlardı. Medine'de yer buluyorlardı. Doğal vatandaşlık, doğal Müslümanlıkla beraber yürüyordu. Coğrafi ayrımlar daha sonra dediğimiz gibi asırlar ilerledikçe gerildi, gelişti. İşte Mısır mesela kendi başına bir ülke oldu. Mısırlılara mahsus oldu. Mısırlı olmayan, orada doğmayan, babası oralı olmayan, orada nüfus kağıdı olmayan hiçbir şekilde ziyaret dışında oraya gidemedi. Bu özellikle yaklaşık olarak bir 150 senelik sonucun görüntüsüdür. Esasen Müslüman doğduğu yer neresi olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birisi olduğu sürece burası İslam ülkesidir denen her yerde yaşar, bu hak ona aittir. Medine böyle bir yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanları Medine'nin sahipleri gibi gördü. Medine anlaşmasıyla önce bu güvence altına alındı. Daha sonra Medine anlaşması kendiliğinden doğal olarak yıprandıktan veya kalktıktan sonra Medine'de kim Harem-i Şerif'te gelip namaz kılıyorsa, kim Müslümanım diyorsa, parasını da verip bir ev aldıysa orada yaşar diye düşünüldü. Allah-u Teala böyle murad edip böyle bir mantıkla İslamiyet'i başlattı. Bugün geldiğimiz nokta ise bu işte Türkiye kendi başına bir ülke ama Müslümanların yaşadığı bir ülke. Mısır kendi başına bir ülke ama Müslümanların yaşadığı bir ülke. Bunlar birbirlerinin üzerinde herhangi bir tasarrufları yok. Yani müstakil, bağımsız ülkeler. Bu yapı değişsin, değişmesin üzerinden değil. Biz ilk defa Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devletini kurduğunda Müslümanların pasaportunda ne yazıyordu? Onu konuşmak için buna girmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.